Karanlıktayım, katran gecelerdeyim, cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasıl paslanır, bir elma nasıl çürürse işte öyleyim. Yıllar önce kim bilir belki de bugünü anlatmıştı şair. Enkaz önlerinde kadınlar, erkekler çaresiz, kelimeler kifayetsizdi. Boşa geçen her saniyede bir ömür gibiydi. Bizi kurtarın diyorlar, kurtarın diyorlar. Kurtaramıyoruz aslında bundan yazanı. Nasıl kurtaramıyoruz? Mahvoldum ya, mahvoldum, mahvoldum. Yüksek sesle konuş! Çaresizlik neydi? Sesini duyup da yüzünü görememekti. Elini uzatıp da çekememekti. Annesi, babası, canının yarısı beton yığınlarının altındayken beklemekti. Abi sesini duyuyoruz. İki ses veriyor. Enkaz önünde perişan bu adam çaresizliğin ta kendisiydi. Yakınlarımız öldü. Bacımın kızı öldü 17 yaşında. Hatay'da yaşayan aile pusudaki kıyametten habersiz uykuya dalmıştı. 7.7'lik kıyamet kapıyı çalınca o kendini dışarı attı. Ama anne babası yapamadı. Zaten babama ses veriyorlar, ilgisi yaşıyor ama kimse gelmiyor. Çok duyduk seslerini, vuruyor, sesleniyor, sesleniyorlar. Bizi kurtarın diyorlar, kurtarın diyorlar. Kurtaramıyoruz aslında bundan yazanı. Nasıl kurtaramıyoruz? Saatlerce moloz yığınında iğneyle kuyu kazdı. Dondurucu soğukta yüreği yandı. Basılmış durma ya, ben almış durma ben ya. Öyle bir şey yok ya. Şoktaydı. Hani erkekler ağlamaz derlerdi ya. Onun kalbi, ciğeri, damarında dolaşan kanı ağladı. Nasıl bir şey burası ya? Bu dünyada cehennemi yaşayan kadın küçük bir umut kırıntısına muhtaçtı. Allah'ım bize yardım etsin, bize dua etsinler. Kurban olduğum herkesten bize dua edin. Yere çöken adam da çaresizler kervanındaydı. Koca dünyanın yükü, dertlerin en ağırı omuzlarındaydı. O da tek yapabildiğini yaptı.